Nerede lan adamlar beton? Hoş geldiniz Sefa. İçeri gel Bekir. Baskın var Sefa Bey'i koruyun. Sefa Bey'i kolla. Kolla. Ne baskını lan benim mekanıma? Beton. Ulan! Beton, silo! Nerede kaldınız lan uyuz herifler? Lan adamlar mekanımızı bastı. Bekir. O iti sağ olarak istiyorum, tamam mı? Abi yukarı ön tarafı tutmuşlar, hadi. Vur birkaç yerinden yaralı ama öldürmeden getir bana. Kimmiş, kimin nesiymiş, mekanımı basmaya nasıl cesaret ediyormuş öğrenelim. Öldürmeyelim mi? Öldüreceğiz ama önce konuşturalım. Sonra köpeklerime canlı canlı yedireceğim onu. Anlaşıldı efendim. Hadi. Yukarı yukarı. Çabuk 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 çabuk. Yapıyorsun lan çakal. Çıksana ortaya delikanlı gibi. Kurtuluşun yok oğlum. Ölüsün sen, ölü. İlk defa doğru konuştun lan şerefsiz. Şerefsizin sesi geliyor. Ölüyüm ulan, ölüyüm. Ölü müsün? Harbi psikopat ha bu. Kervan 2. Kırmızı Mustang. Ulan, ulan hayvan oğlu hayvanlar. Rüya İstanbul'un bütün Mustang'lerini tarattınız değil mi? Ulan hayvan oğlu hayvan. Ulan görüşeceğim sizinle lan. Durun! Görüşeceğim seni. Beton ortalığı kolaçan et. Ulan itleri kaçırdınız değil mi? Yazıklar olsun. Kaçamazlar efendim. Hiçbir yere kaçamazlar. Astronot olup uzaya bile kaçsalar gene kurtulamazlar elimizden. Siz merak etmeyin efendim. Lafa bak lafa. Pek de fiyakalı. Ağzın iyi laf yapıyor Bekir. Ama lafla işler yürümüyor. Uzaya kaçsalar yakalarmış.
Madem bu kadar marifetlisin, niye yeryüzündeyken yakalamadın ha? İki kez mekanımı bastılar. Abi, bir de adamları uzatmışlar. Turgut hala yaşıyor. Herifi gördüğünü söyledi. Görmüş mü? Ha. Çabuk ne biliyorsa her şeyi öğrenelim. Yürü be Tom. Abi. Aa. Kimdi lan? Kimdi bütün bunları yapan? Kimdi lan? Konuşsana et çuvalı. Kosovalıyım dedi abi. Kosovalı mı? Kimdir bu Kosovalı Bekir? Bilen duyan var mı? Bulacağız efendim. Bulacakmış. Nerede? Yine uzayda mı he? Bu kadar adamsınız, hiçbiriniz beş para etmezsiniz. Tuh, yazıklar olsun. Bana bak Bekir. İş çok ciddi. Uyuma. İşi ciddiye al. Bütün İstanbul'u topla. Dost, düşman, kim varsa. Araştır bakalım kimmiş bu çakal. Emredersiniz efendim. Şükrü, kalk geldik hadi hadi. Paşam, nasıl baskın yaptık ha? Ciğerini söktük şerefsizi. Şükrü, iyisin değil mi? Ya abi iyiyim, iyiyim. İyi olmasına da alındım biraz ya. Ne oldu abi, ne yaptık ya? Ya abi, ne yaptığını var mı yani? Attınız beni öyle çocuk gibi dışarı. Aa, ne alınması ya, ne çocukluğu ya? Paşam, bu var ya bu. Bu beni kurtardı vallahi billahi. Lavuğun birisi saklanmış, beni kuş gibi avlayacak tek mermide. Tak, indirdi aşağı, iyi mi? Can borçluyum kardeşime. Bundan sonra kardeşimdir. Ona göre muamele yapıla. Hadi hadi hadi. Hadi paşam, kapat. Evlat. Bu sefer deveyi devirebildiniz mi bari? Ne gezer baba? Öyle bir iki seferde olacak iş değil o. Uzun iş, uzun. Bir kulak daha mı getirdin yani? Bu sefer biraz daha yüklüce geldik. Kulağa ilave kuyruğunu muyruğunu da almışızdır herhalde. Oo, iyi iş çıkarmışsınız. İki günde iki kervan bastın. İki kervan sayılmaz baba, aynı kervana bastık. Herif Şioğlu'nun dört bir yana doğru yola çıkmış bin bir çeşit kervanı var. Olsun, aynı kervan olsun. Kurt, kuzu kaptığı yeri dokuz defa yoklarmış. Bu ne evlat? Ganimet baba. Ne ganimet evlat? Ben sefere çıkmadım ki. Olur mu öyle şey baba? Sefere gönderen sensin. Sen olmasan sefer mi olurdu? Doğru söylüyor paşam baba. Bu kumandan hakkı. Sen komutansın. Aa, sefere çıkmayanın ganimette payı olmaz. Hadi diyelim oldu. Olsa da bizim parayla işimiz olmaz. Eyvallah baba. Ama sen diyordun ya hani insanın böyle kalkanı zırhı olmalı diye. Evet. Sen cevşeni taktın göğsümüze, kalkandır dedin. Ama sen daha iyi bilirsin ya baba, sadaka da kalkandır. Sen bunu al babam, bizim namımıza fakire fukaraya dağıt. Yapar mısın bunu bizim için? Bak o olur işte. Doğru söylüyorsun. Kalkanların en büyüğü sadakadır evlat. Hasan abi, bu senin. Şükrü bu da senin. Paşam, ben ne yapacağım bu kadar parayı ya? Ne bileyim abi, yıllardır hazine kovaladın. Bulsaydın ne yapacaktın? Vallahi kovaladım da paşam, ne olacağını yani bulabileceğimi hiç düşünmemişim demek ki. Ya paşam, bunlar sende kalsın. İhtiyacım olunca ben senden isterim. Verirsin azar azar. Bu da kalsın be abi. Olur mu öyle şey Şükrü ya, saçmalama. Ya beraber yola çıktık, benim kadar siz de canınızı ortaya koydunuz. Ya abi bak, sakın yanlış anlama ama yani bizde para için ortaya konacak can yok. Sen gene bunu dostluktan say ha. Sağ olasın Şükrü dostluğun için de. Ya beraber yaptık ettik. Vallahi paşam bir şey diyeceğim. Biz bu ganimetleri saymayacak mıyız? Burada para sayılmaz Hasan Paşa. Hem sayıp da ne yapacaksın? Bankaya mı yatıracaksın?
Aa, harbiden paşam ya. Biz bu ganimetleri nerede saklayacağız? Çok iyi oldu ya. Çıkalım böyle arada bir yerlere. Bayağı iyi geldi. Çıkarız tabii Filiz. Bana da iyi geldi. Nermin'in de hamileliği biraz daha iyiye gitsin. O zaman daha çok çıkarız. İyiyim ben. Siz ne zaman isterseniz çıkarız. İçki de içmediğim için bir problem yok benim için. Hadi gel. Hoş geldiniz. Birer kahve içelim mi? Ne dersiniz? İyi fikir. İyi olur. Sen ne diyorsun? Bize 3 tane kahve. Geçin. İyi akşamlar anne. Sen de yatmamışsın. Oo, maşallah maşallah. Allah muhabbetinizi arttırsın. Artık üçünüz bir arada gezip tozuyorsunuz ha? Bir sakıncası mı var anne? Ayrı ayrı gezmemiz mi gerekiyor kardeşimle? Ben karışıkıyorum. Nermin, bakıyorum. Sen de pek çabuk toparlandın maşallah. Gezmeler, tozmalar. O çocuğum düştü düşecekler, o hastalanmalar, hepsi numaradanmış. Bu bebek düşse dünyanın en mutlu insanı olursunuz ama ben size bu fırsatı vermeyeceğim. Size inat, bu bebeği doğuracağım Belki Hanım. Size inat. Duydunuz mu? Kendi ağzıyla yakalandı. Bize inat, o bebeğe hamile kaldı. Şimdi de bize inat doğuracak. Hadi hayatım, odamıza çıkalım. Biliyorsun doktor stresin hamilelik için zararlı olduğunu söyledi. Hadi gel canım. İyi geceler Filiz. İyi geceler. İyi geceler. Filiz. Efendim anne. Bakıyorum pek de iyi anlaşmaya başladınız Nermin'le. Son zamanlarda su sızmıyor aranızdan. Benim hiçbir zaman Nermin'le bir problemim olmadı ki zaten anne. Aramız hep aynı. Olacak tabii. Kız kurnaz, kız akıllı. Ne ilgisi var anne Allah aşkına ya? Kurnazmış. İlk kez birlikte bir çıkıp oturduk işte. Kurnaz tabii. Bir kenar mahalle güzeli ikinizi de parmağının ucunda oynatıyor. İkiniz de oyuncak oldunuz elinde. Her neyse. Kusura bakma anne, devamını dinleyemeyeceğim. Ben odama çıkıyorum. Sabah erkenden kalkmam gerek. Sana da iyi geceler. Kurnazçılık. Bu salakları nasıl da etkilemiş, hale bak. Aklınca kaleyi içeriden fethediyor. Ay abi, bayağı kazmışsın. Bitiyor. Ay, şerefsiz kervancıoğlu niyetine kazmıştım ben burayı. Kendisine değilse de parasını gömmek nasip olacakmış. Şimdilik. Vay be paşam, işe bak ya. Bir ömür boyu hazineyi bulmak için kazdım. Şimdi hazineyi gömmek için kazıyorum, iyi mi? Abi, kısmet. Her şey kısmetle. Ya paşam bir dakika ya. Evet abi. Biz bu paraları gömüyoruz gömmesine de. Ya başka bir cinansanın biri kapmasın bu hazineyi buradan. Yok be abi, bir şey olmaz, sen canını sıkma. Burası Cevşen Baba. Vay paşam. Kapmasın sen olayı ha. Burası Cevşen Baba falan filan. Yakında uçmaya da başlarsın Rahman Baba gibi ha. Tamamdır abi, yeter. Şükrü, poşetler hazır mı? Burada abi, hazır. Yarısını yakmış, geri kalanını çürütmeyelim. Yananları atmadınız değil mi? Ben baltlayacağım bunları be. Koydum abi.